Acun Ilıcalı, 1969, Edirne doğumlu, Türk televizyon yapımcısı ve sunucusudur. Acun Firar'da, Var Mısın, Yok Musun, Fear Factor, Survivor ve Yeteneksizsiniz Türkiye gibi Türk televizyonculuğunun önemli başarı yakalamış programlarının yapımcısıdır. Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya gelmiştir. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahhit, annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdür. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır. Lise eğitimi İstanbul'da Kadıköy Marif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazandı ama üniversite hayatı 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti. Her röportajında kendilerini çok sevdiğini dile getirdiği babaanne ve dedesini trafik kazasında kaybetmiştir. 19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlenmiş ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu babası olmuştur. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını ne yazık ki trafik kazasında kaybetmiştir ve yaşanan olayı sonradan şu şekilde anlatmıştır. Annem ve babamla Bodrum'a gidecektik. Benim son anda işim çıkınca onlara, siz gidin ben daha sonra geleceğim, dedim. Kızım Banu'yu da alarak yola çıktılar. Balıkesir'i geçmişler. Babam sakin bir şekilde konvoyu sollarken bir anda karşısına 180 km hızla gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annem ve babam orada rahmetli olmuş. Kızım ise çok ağır yaralıydı. Balıkesir Devlet Hastanesi'ne gittim. Annemi sordum. İlknur Ilıcalı ile görüşmek istiyorum, dedim. Adam bir deftere baktı ve sayfayı çevirdi. Ölmüştür, dedi. Ergün Ilıcalı ile görüşmek istiyorum, dedim. Ölmüştür, dedi. Ben şoktayım ve kızımı soramıyorum bile. Vücudunda 18 kırık vardı, düşünün, 10 aylıktı. Öyle bir acıydı ki kızımın yaşıyor olmasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten bir mucizeydi. Ben o yüzden kızıma mucize çocuk derim. Yaşadığı bunalımın da etkisiyle eşi Seda'dan ayrılma kararı alan Acun Ilıcalı, boşandıktan sonra 1994 yılında motoru ile Bağdat Caddesi'nde büyük bir kaza geçirir. Kazada arkasında oturan yakın arkadaşı hayatını kaybeder. Acun Ilıcalı'nın ise sol kolu kırılır ve 36 dikişli bir ameliyatın ardından koluna platin takılır. ...1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atılan Acun Ilıcalı başarılı olamaz ve lisans eğitiminin ardından tekrar girdiği üniversite sınavlarında İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanmasına rağmen bölümü okumaktan vazgeçer. Amcasının oğlu Bekir'in arkadaşı, Acun Ilıcalı'yı o dönem Show TV'de mali kontrolör olan İrfan Şahin ile tanıştırır. Onun sayesinde İlker Yasin'le tanışan Acun, futbol bilgisiyle onu etkileyince, denenmek üzere işe alınır. Koyu Fenerbahçeli olmasına rağmen Beşiktaş muhabiri olur. Beşiktaş muhabiriyken futbolcularla samimi olup özel röportajlar yapmayı başarınca yıldızı bir anda parlar ve daha sonra Şansal Büyükan'ın ekibine, Show TV'ye transfer olur. Televole furyasında Şansal Büyükan'ın gözde elemanı haline gelir. Televole'nin spor magazin olduğu yıllarda bu program içerisinde kendine ait bir bölüm sunmaya ve bu bölüm dahilinde dünyayı dolaşmaya başlar. Ardından bu bölümü, 2002 yılında Acun Firar'da adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam eder. En çok izlenen gezi programı olur ve bu serüveni ile 105 ülke gezerek, Dokun Bana ve Biri Bizi Gözetliyor programlarının kadrosunda yer alıp yardımcı sunuculuk yapmaya başlar. 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurarak, Fear Factor, Survivor, Kızlar Erkekler, Survivor Türkiye Yunanistan, Survivor Aslanlar Kanaryalar, Var Mısın Yok Musun, Devler Ligi, Yeteneksizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu olur. Uğur Dündar'ın sunmuş olduğu Yoksa Rüya mı ve Behzat Uygur'un sunmuş olduğu Söyle Söyleyebilirsen programlarının yapımları da Acun Ilıcalı tarafından gerçekleştirilmiştir. O Ses Türkiye ve Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmalarının da yapımını ve sunuculuğunu da yapmıştır. 2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girer, başta Türkiye'deki üniversiteler olmak üzere, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde stand-up gösterileri yapmıştır. Stand-up gösterilerinde meslek hayatı boyunca başına gelenleri komik bir dille izleyicilere aktarmıştır. Show TV'nin, 81 İl 81 Okul adlı sosyal sorumluluk projesinde yer alarak, programda 3.725.563 Türk Lirası yardım toplamıştır. İkinci evliliğini 2003 yılında Zeynep Yılmaz'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır. 2010 yılında eşi Zeynep Ilıcalı kendisini 20 yaşındaki Şeyma Subaşı ile aldattığını öne sürerek boşanma davası açmıştır. Ünlü isimlerin avukatlığını yapan avukat Kezban Hatemi ile anlaşan Acun Ilıcalı, eşinin iddialarını kabul etmeyerek, 2011 yılı Eylül ayında barışarak boşanma davası düşmüştür.
2012 yılında yapımcısı ve sunucusu olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması izlenme rekorları kıran Acun Ilıcalı en çok konuşulan isimlerden olmuştur. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı, 14 Kasım 2013 tarihinde TV8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurmuştur. MNG Grup Başkanı ve TV8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazarak kariyerine halen TV8 ekranlarından devam etmektedir. Ve en son Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın alarak, Hollanda'da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum, diyerek futbol takımı sahibi olmuştur.